arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine countable and uncountable nouns. Yani sayılabilen isimler ve sayılamayan isimler. Geçenki dersimizde sayılabilen isim nedir, sayılamayan isim nedir, bunu açıklayıp ifade etmiştik. Bugün de sayılabilen ve sayılamayan isimlerde kullanılan belli başlı ifadeleri göreceğiz arkadaşlar. Bunlar daha çok da şimdilik bunları göreceğiz sadece. Evet arkadaşlar, e, en, some, any. E ile başlayalım. Arkadaşlar size hep şöyle anlatır öğretmenler. Derslerde böyle anlatırlar. Ben 12 yıllık eğitim hayatımda hep böyle gördüm. Böyle anlatmışlar. Eğer bir kelime sayılabiliyorsa ve sessiz harfle başlıyorsa e kullanırız. Yanlış arkadaşlar. Sayılabilen tekil bir kelime ile kullanılır. Kelimenin okunuşunun ilk harfi sessiz olmalıdır. Okunuşunun ilk harfi sessiz olmalıdır. Bakın, book, plane, train, student, man. Hepsinin okunuşunun ilk harfi sessiz, hepsine E koydum. A book, a plane, a train, a student, a man. Ama bakın, bu da sessiz harfle başlamış. MP3. Ama okunuşuna bakıyorum, MP3. Ne? İlk harf E, yani sesli harf. O zaman buna E değil, N koyacağım arkadaşlar. Bu önemli. Geliyorum. E'yi anladık mı? Evet. Geliyorum N. Bu da yine bir anlamına geliyor. Aynı E gibi. Sayılabilen tekil bir isimle kullanılıyor. Bu önemli. Arkadaşlar burada da şu önemli. Okunuşun ilk harfi mutlaka ne olacak? Sesli harf olacak. Yaklaşalım delikanlı. Apple, orange, egg, olive, university. Bakalım burada bir istisna var. Apple, ilk harf E. Ne yaptım? N apple, bir elma. Orange, portakal, ilk harf O. Sesli, N orange, tamam. Egg, tamam, ilk harf E, sesli. Olive, ilk harf O, sesli. Hepsine N. Ama bakıyorum, sesli harf de başlamış ama university, ilk harf Y. O zaman bunda N değil, E kullanıyorum. İşte arkadaşlar, bu yüzden buraya önemli bir şekilde değindik. Var demiştik, ne demiştik? E ve N kullandığımız yerlerde yine bir anlamına gelen van'ı da kullanabiliriz. Buraları biraz göster, yaklaş. Şöyle yaklaş, 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 sen yaklaş. Şuraları göster. Bakın, an apple yerine van apple da diyebiliyoruz. A student yerine van student da diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarafa gelelim. Evet, some. İki tane anlamı var. Biri birkaç, biri biraz. Birkaç olursa sayılabilen çoğul isimler, biraz olursa sayılamayan isimler arkadaşlar. Kendisinden sonra sayılabilen bir isim geliyorsa, Eda Nur dinle, mutlaka bu isim çoğul halde yazılmalıdır. Tamam mı? Sayılabilen isim. Birkaç anlamında bakın arkadaşlar. Apple, an apple, bir elma. Apples, some apples, birkaç elma. Student, bir öğrenci, a student. Students, some students, birkaç öğrenci. Woman, a woman, bir kadın. Some woman, birkaç kadın. Man, bakın, a man. Some man, birkaç adam. Arkadaşlar bazı kelimeler, arkadaşlar tamamen değişirler çoğul olurken. Hepsi S takısı almaz. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Geldik diğer anlamına, biraz anlamı. Eğer biraz anlamı veriyorsa buraya yaklaşalım. Bir, some'ı sayılamayan isimlerle kullanacağım. Arkadaşlar not olarak da yazdırdım. Sayılamayan isimlerin tekil ya da çoğul halleri neydi? Yok. Olive oil ne demek? Zeytinyağı. Sayamıyorum. Some olive oil. Biraz zeytinyağı. Butter, tereyağı. Biraz tereyağı. Bread, ekmek. Biraz ekmek. Sugar, şeker. Biraz şeker arkadaşlar. Evet. Yani. Arkadaşlar hiç anlamına gelir. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. Hem sayılamayan isimlere hem de sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. Any'den sonra sayılabilen bir isim geliyorsa bu isim mutlaka S takısı alır. Bakın cümleyi buraya yaklaşalım, buraya gösterelim. We don't have any milk.
Cümle olumsuz, milk gelmiş süt, hiç sütümüz yok. There isn't any butter, hiç tereyağı yok. Have you got any sisters? Bakın dikkat edin, buraya yaklaştır. Sister kelimesi S takısı almış. Neden? Any ile kullanıldığı için, any ile kullanıldığı için arkadaşlar, any'den sonra gelen sayılabilen isim mutlaka çoğul halde olmalıdır. Konuyu anladık mı? Evet. O zaman iyi teneffüsler.